Yine bir fotoğraf karesi üzerinden süren bir tartışma var. Bir fotoğraf karesi üzerinden fırtınalar kopardığımızı iddia edenlere de buradan DEM Parti olarak seslenmek istiyoruz. Biz söz konusu partinin bugünüyle ilgilendiğimiz kadar geçmişiyle de ilgileniyoruz. Yaşananları ve tarihsel arka planını bu dar vakitte anlatamayacağım maalesef. Bu dar vakitte girmemeyi tercih ediyorum daha doğrusu. Ancak halkların belleğinde, özellikle 90'lı yılların karanlığında yaşananların hala taptaze ve açık yaralar olduğunu hatırlatmak isterim. O dönemde çok kullanılan bir deyimle birlikte hatırlatmak isterim. Yaşayanlar bilir, yaşayanlar hayatta ve o günlerin, o yılların hesabını soruyorlar. Dolayısıyla asıl fırtına koparanlar ve içlerinde fırtına kopanlar işte bu olayların bizzat mağdurları olanlar. Neydi o deyim? Roj deve hue şev deriye hue bigre. Gündüz ağzını, gece kapını kapat. Toplumsal yaşama yansıyan derin korku ve güvensizliğin özeti işte bu cümlelerde saklı. Öte yandan bugünüyle de ilgileniyoruz söz konusu partinin dedik. Neden bugünüyle ilgileniyoruz? Çünkü bakın bizzat dönemin yetkililerinin yaptığı açıklamalardan alıntılayarak hatırlatayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk siyasetinin en önemli attığı adım son yıllarda bu konudaki stratejik adım Hüdapar ile yapılan ittifaktır diyor. Dönemin bakanlarından biri söylüyor bunu seçimlerden önce. Ve aynı açıklamada sonuçlarının önümüzdeki 10 yıllar içerisinde görüneceğini söylüyor. Ve yine aynı açıklamada bu sonuçların sosyolojik bir değişiklik nedeniyle de bu hedeflendiği için yapıldığı da söyleniyor. Nasıl bir sosyolojik değişiklik? Kendilerinden alıntıyla söylemek gerekirse, kullandıkları şekilde Doğu ve Güneydoğu politikasında muhafazakarlık aksının nasıl tekrar devreye gireceğini önümüzdeki yıllarda göreceksiniz diyorlar. Şimdi şayet söz konusu parti burada iddia edildiği ve anlatıldığı gibi bir devlet aklının aparatı değilse nedir? Burada söylenen bir devlet aklının aparatı olarak stratejik bir ittifak kuruldu. Biz hiçbir zeminde böyle bir yaklaşımı kabul edemeyiz DEM Parti olarak. Böyle bir stratejik aklı hem reddeder hem buna karşı mücadele ederiz. Ve söz konusu partiyle, yani geçmişiyle yüzleşmeyen, hesaplaşmayan hiçbir siyasi partiyle siyasi muhataplık kurmamız söz konusu olamaz. Ortada bunca acı, bunca yaşanmışlık, bunca tarihsel ağır bir arka plan, bedel ve mücadele varken bunlarla yüzleşmeden, bunlarla hesaplaşmadan bugünü ve geçmişi görmeyen ve yaşananları bir oldu bittiye getirmek isteyen bir yaklaşımı elbette reddederiz. Bu sorgulanamaz. Geleceğin tahayyülü ve inşası için geçmişi bilmek gerekir sevgili arkadaşlar. O yüzden dünden bugüne bilen, yaşayan ve bedel ödeyen bir gelenek olarak biz bir fotoğraf karesinde fırtınalar koparmıyoruz. Bir fotoğraf karesinde fırtınalar koparan ve bir fotoğraf karesine indirgenerek ifade edilen bu şeyin bir fotoğraf karesinden ibaret olmadığını tekrar hatırlatmak isteriz. Ve yeniden yerel seçimlere dönersek, iktidarın halklar yönetmesin, özellikle de Kürt halkının iradesi sandıklara yansımasın diye yaptığı oyunları, küçük hesapları hem birinci parti olarak çıktığımız yerlerde hem de taşınan seçmenle kader değiştirebilecekleri yerlerde neler yaptığını sizlere uzun uzun detaylarıyla birlikte, önergelerle, yaptığımız basın açıklamalarıyla, grup başkan vekillerimizin yaptığı toplantılarla, aynı zamanda yerel yönetimlerden sorumlu eş genel başkan yardımcımızın daha önce, ta bundan aylar önce bu konuya dikkat çekmek isteyerek yaptığı basın toplantısıyla, itirazlarla sayısız kez ifade ettik.
Şehirlerimize on binlerce asker ve polis seçmen olarak kaydediliyor. Ama bilsinler ki gasp edilen belediyelerimizi geri alacağız ve bu belediyeleri birlikte yöneteceğiz. Asıl irade sahipleriyle birlikte seçimlerle alamadıkları belediyeleri hilelerle almalarına müsaade etmeyeceğiz DEM Parti olarak. Bir kez daha söylüyorum, bir oy çok oyun bozar. Lütfen oyunuza sahip çıkın. Bir oyun çok oyun bozduğunu hep birlikte yaşadık, gördük, tecrübe ettik. Ben tekrar tüm DEM Parti gönüllülerini, seçmen kaydı nerede olursa olsun oraya ulaşabilmek için, yani şu anda farklı bir yerde bulunuyor olabilirsiniz ama seçmen kaydınızın olduğu yere gitmek için bu zemini oluşturmaya hazır olduğumuzu, bununla ilgili web sitemizde gerekli bilgilerin olduğunu, ayrıca yaşadığınız yerin il ilçe örgütlerine ulaşarak, DEM Parti il ilçe örgütlerine ulaşarak oyunuzu kullanabileceğiniz her türlü kolaylığın sağlanabileceğini bir kez daha buradan duyurmak isterim. Seçim günü yalnızca oy kullanmakla yetinmeyelim tabii ki. Ne yapalım? Sandık başında kalalım. Oylarımızı koruyalım ve seçim güvenliği konusunda da nerede olursanız olun lütfen tespit ettiğiniz usulsüzlüklerde irtibata geçin il ilçe örgütlerimizle ve sizi seçmen kaydınızın olduğu sandığa ulaştıracak il ilçe örgütlerimizle irtibatı da geciktirmeyin. Sandık güvenliği konusunda biz ayrıca çok detaylı bir çalışmayı titizlikle yürütüyoruz. Fakat demokrasiden yana olan tüm partilere de bir kez daha buradan seslenmek istiyoruz. Sivil toplum örgütlerine, platformlara sandık güvenliği konusunda DEM Parti olarak birlikte çalışmaya hazırız. Oylarımızı koruyarak, kullanarak ve sahip çıkarak devran nasıl döner hep birlikte göstereceğiz. Dem gelir, devran döner, birlikte kazanacağız diyoruz. Kimseye kaybettirmek ya da kazandırmak gibi bir gündemimiz yok. Derdimiz kazanmak ve biz kazanacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Varsa sorunuzu alayım arkadaşlar. Yoksa burada basın toplantısını sonlandıracağım. Var mı sorunuz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben şimdi Kürtçe'ye geçmek istiyorum izin verirseniz. Sonra eğer Kürtçeden sonra da sorunuz olursa onları da alırım. Çapemeniyar ezdar, guhtaren heja, u gelen aziz, kesen ku dileva mejiyeva, u guheva bmaraya ezve hamiya yek biyek serna ve partiya deme silaftikim. İca roje jmarti mane jbohle bijartine erhuacihi. Emlikada, li bajara, li taha, li mahalla, jber çi duşuğulun, megutiye sihu yekey adare, emlikazın deskeftinin hua mazın tirbiki.